Asitler, bazlar, tuzların 3. bölümünde bu sefer asit-baz tepkimelerinin ikincisini çalışacağız. Şimdi önceki bölümde ne yaptıydık? Sadece asit-baz tepkimelerinin üzerine düşmüştük. Malum orada. Asit-baz tepkimesinden ne çıkar? Tuz ve su çıkar. Ne zaman su çıkmaz? Onları çalışmıştık. Yine nicel olarak inceledik. İşte kaç mol değerse kaç mol çıkar? Kat sayıları kullanmıştık. TS değerlerini kullanmıştık. Hatırlarsınız. Bugün işleyeceğimiz tepkimeler bu kadar ayrıntılı değil. Sadece kim kimle tepkime verir, ürün olarak ne verir, özel durum var mıdır? Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak aktif metal asit tepkimelerinden başlıyorum. Bu ikinci tepkime türümüz. Burada aktif metal derken biz genellikle 1A, 2A grubundaki metalleri ve bazı B grubu elementlerini kastederiz arkadaşlarım. Mesela burada lityum, sodyum, potasyum bunlar 1A grubu elementi iken magnezyum, kalsiyum bunlar 2A grubu elementidir. Şurada saydıklarımız mesela alüminyum 3A grubudur. Yine demir, krom bunlar arkadaşlarım B grubu elementleri. Yine bilgi olsun diye veriyorum. Kalay da 4A grubu elementidir. Zaten genellikle diye söyledim. O yüzden kesin bir şey söylemiyorum. Peki bu aktif metaller asitlerle tepkimeye girerse ne olur? Ekranda gördüğünüz gibi tuz ve hidrojen gazı çıkartırlar. Şimdi ilk örnek olarak burada sodyum ile hidroklorik asitin tepkimesi var arkadaşlar. Ürün olarak sodyum klorür ve hidrojen gazı çıkıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz metal sodyum. Aktif metal olarak söyledim sodyum. Bu sodyum asitteki anyonla birleşip şurada tuzu oluşturuyor. Daha sonra tek başına kalan hidrojen de hidrojen gazı şeklinde çıkış yapıyor. Bu aslında bizim geçen hafta işlediğimiz asit-baz tepkimelerine çok benzer bir tepkime. Sadece OH'ımız yok. Bakın burada metalin yanında OH olsaydı eğer mesela sodyum hidroksit olsaydı ürün olarak hidrojen gazı değil de su elde ederdik. Sodyum hidroksit HCl'nin tepkimesini düşünürseniz. Burada sadece metali biz tepkimeye sokuyoruz. OH içermiyor. Zaten biz metaller için daha önce bazik karakterlidir demiştik. Burada da aslında bir nevi asit baz tepkimesi gerçekleşiyor. Başka örnek olarak ne verebiliriz? Magnezyum hidroklorik asitle tepkimesinden bakın. Metal ve onun tuzu. Yine potasyum nitrik asitle tepkimesinden onun tuzunu elde ediyorsunuz. Buraya bir yıldız attım. Metalin grup numarası yani kaç A grubundaysa yani aldığı değerlik neyse bunun yarısı hidrojen gazının kat sayısını verir şeklinde bir bilgi vermişiz. Burada ne demek istiyorum? Mesela magnezyum 2A grubudur arkadaşlar. 2A grubu olduğu için magnezyum normalde artı 2 değerli kalır. Bunun yarısı 1. Gördüğünüz gibi hidrojenin kat sayısıdır. Yine altta potasyum var. Potasyum 1A grubu elementidir. Yani artı 1 değerli kalır. Onun yarısı olan 1 bölü 2 de hidrojen gazının burada kat sayısını veriyor. Bunu da ek bir bilgi olarak verelim. Tekrar söylüyorum. Metalin grup numarası neyse bunun yarısını aldığınız zaman hidrojen gazının kat sayısı sizin karşınıza çıkıyor. Bu size özellikle kimyasal hesaplamalarla ilgili soru çözerken büyük bir pratiklik sağlayabilir arkadaşlar. Evet, altta da resimde demirin hidroklorik asitle tepkimesinin resmi var gördüğünüz gibi. Burada şurada yeşil renkte gördüğünüz aslında demir hidroklorik asit tepkimesi sonucu oluşan demir klorür tuzlardır arkadaşlar. Üçüncü tepkime türümüz. Amfoter metallerin asitlerle tepkimesi. Biz metallere bazik dedik. Evet, metallere bazik dedik. Dolayısıyla sadece asitlerle girer, bazıları da tepkimeye girmez dedik. Amfoter metal denilen bir türümüz daha var arkadaşlar. Bu amfoter metaller hem asidik hem de bazik özellik taşıyan metallerdir. Hem asidik hem de bazik özellik taşıyor. Dolayısıyla hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebiliyorlar arkadaşlar. Öncelikle asit tepkimesini inceleyelim. Asit tepkimemizde arkadaşlarım şurayı şöyle çizelim. Amfoter metal yazalım. Amfoter metal asitlerle tepkimesinden aktif metalde olduğu gibi tuz ve hidrojen gazı çıkartır. Örnek olarak işte alüminyum hidroklorik asitle tepkimeye girer. Alüminyum klorür ve hidrojen gazı çıkartıyor ki burada da zaten alüminyum 3A grubu bunun yarısı 3 bölü 2 hidrojen gazının kat sayısı.
Peki bazlarla ne olur? Bir amfoter metal. Amfoter metal. Bazla tepkimeye girdiği zaman da yine tuz ve hidrojen gazı çıkartır. Normalde bazlar metallerle tepkime vermiyor. Bunu tekrar hatırlatayım. Çünkü metaller bazik. Ama amfoter metaller hem asidik hem de bazik metaller olduğu için hem asitle hem de bazla tepkime verebiliyor. Dediğim gibi bazla tepkimesinden yine tuz ve hidrojen gazı çıkartabiliyor. Yalnız burada çıkarttığımız tuz yukarıdaki tuz gibi tek katyonlu değil, iki katyonlu tuz olacak. Altta örneklerini zaten şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Peki bu amfoter metaller kimlerdir? Bu amfoter metaller bizim bilmemiz gereken aslına bakarsanız 5 ile 7 arasında. Alüminyum, kalay, kurşun, çinko, krom. Hatta bu beşini mutlaka bilelim. Ekstradan bonus olarak da berilyum ve germanyum metallerini bile bilsek fena olmaz. Bunları ezberlemek için zaten klasik bir tekerleme var. Bakın burada yazdım. Al sana pabuç, zannetme çarık veya zengin cariye pabucunu sandıktan aldı diye arkadaşlarım. Bu ilk 5 elementin yani alüminyumdan kroma kadar olan elementi ezberlemek için kullanılabilecek bir tekerleme arkadaşlar. Berilyum ve germanyum yok bu tekerlemelerin içerisinde. Zaten eskiden biz berilyum ve germanyumu vermezdik. Son yıllarda vermeye başladık. O yüzden bu tekerleme biraz eski bir tekerleme zaten. Güncellemek lazım. Peki hemen örneklerine bakalım. Çinko. Amfoter metal. Asitle tepkimeye girmiş. Çinko. Asitle tepkimeye girmiş. Burada bakın tuz oluşmuş. Soldaki tepkime türüne benziyor. Yani aktif metal asit tepkimelerinde olduğu gibi bir katyon, bir anyondan oluşan bir tuza dönüşüyor arkadaşlar. Peki altta bu sefer bazla tepkime veriyor. Oluşturduğu tuza bakalım. Oluşturduğumuz tuz Na2ZnO2 şeklinde bir tuz. Burada iki tane katyon var. Hem sodyum hem de çinko arkadaşlarım katyon yani çift katyonlu bir tuza dönüşüyor. Bu tepkimelerin ürünlerine özellikle şu ikinci tepkime türünün ürünlerini çok fazla sorgulaması sorular. Çok nadirdir yani bunun formülünün sorulduğu. Genel olarak ÖSYM seviyesinde veya okul seviyesinde kesinlikle bunun formülünü sorgulamayız. Ama aktif metal asit veya amfoter metal asit tepkimelerinin ürünleri olan şu tarz tuzlar bunların formülleri sorgulanabilir arkadaşlar. Bunu baştan söyleyelim. Peki buradaki çift katyon nereden geliyor? Ondan da bahsedeyim. Çinkonun zaten bir metal olduğunu ve artı yükleneceğini biliyorum. Burada da bazdaki sodyum artı yüklü arkadaşlar. O da artı yüklü. Karşı tarafta da artı yüklü olacak. Otomatikman sarıyla işaretledim. Bakın iki metalli bir tuz oluşturuyor. Alüminyumdan bahsedelim. Alüminyum hidroklorik asitle tepkimesini yukarıda vermiştim. Burada da sülfürik asitle tepkimi vermiş. Bakın yine alüminyumun tuzu oluşmuş burada. Alüminyum sülfat şeklinde. Boşta kalan hidrojen yine hidrojen gazı şeklinde çıkış yapmış. Altta da bazla tepkimeye sokmuşuz bakın. Potasyum hidroksitten hem alüminyumdan gelen bir katyon var hem de potasyumdan gelen bir katyon var. Dolayısıyla burada oluşan tuz daha kompleks bir tuz, daha karışık bir tuz. Gördüğünüz gibi iki katyonlu bir tuz. K3AlO3 şeklinde arkadaşlarım bir tuz çeşidi oluşuyor. Tekrar ve son kez söylüyorum. Amfoter metallerin bazlarla olan tepkimesinin ürünleri olan bu tuzlar çok fazla sorgulanmaz. Formülleri de istenmez. Ama diğerler için tabii ki de garanti veremeyiz arkadaşlar. Evet buradaki resimde de alüminyum hidroklorik asit çözeltisine atılmış bir tepkimesi var. Şurada kabarcıklara dikkat ettiyseniz hep bunlar işte hidrojen gazı arkadaşlar. Çıkan hidrojen gazı. Bu esnada da alüminyum klorür tuzu oluşmaya devam ediyor bu tepkimenin içerisinde arkadaşlar. Evet. Bundan sonra ne var bakalım? Dördüncü maddemizde. Evet. En önemli yer. Yani bu konu başlığımızın asit bazlar tepkimelerinden sonraki en önemli kısmı. En çok karıştırılan kısım soy metaller. Şimdi soy metal denilen bir kavram var. Soy metal deyince aklımıza ilk etapta aslına bakarsanız soy gazlar gelebilir. Oradan hatırlayabilirsiniz. Peki oradan neyini hatırlayacağım? Soy gazlar malumunuz kimseyle tepkime vermeyen kararlı yapıdaki elementlerdi. Soy metallerde tepkime vermekte sıkıntı çıkartan metaller. Son derece pasif metaller. Hani ikinci başlıkta aktif metal demiştik ki aktif metalin aslında tam karşılığı şudur. Tepkimeye girme isteği yüksek olan metaller. Kolaylıkla tepkimeye giren metaller.
Yine orada bahsetmedim. Şimdi yeri gelmişken bahsedeyim. Mesela sodyum çok aktif bir metaldir. Hızlı bir tepkime verir. Dolayısıyla sodyumu normalde doğada tek başına bulmanız çok güçtür arkadaşlar. Bileşiklerinden çıkartılarak saklanır sodyum metali ve hatta laboratuvarlarda özel bir yağın içerisinde bekletilir tepkimeye girmesin. Dışarıdaki havadan etkilenmesin diye. Evet, dışarıdaki havadan dahi etkilenir. Şimdi soy metaller, tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar, tepkimeye girme isteği son derece düşük olan metallerdir. Hatta bu soy metaller 5 tane, bu 5'inin 3 tanesi yine açık kapı bırakırken, yarı soy metaller yani, bunlar açık kapı bırakırken, bazı asitlere karşı tepkime verebilirken, tam soy metaller isimlerin hakkını verecek şekilde kimseyle tepkimeye girmez. Öyle söyleyelim. Peki kim bunlar? Bunlar yarı soy olanlar bakır, cıva ve gümüş. Bu üçü. Tam soy olanlar da altın ve platin. Bunun için yine bir tekerlememiz var arkadaşlar, geçmişten kalma. Cumhur hayasızca ağlayarak avucunu patlattı diye bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Burada altın ve platini tam soy, diğer üçünü de yarı soy olarak alıyoruz. Şimdi bunların özellikleri ne? Öncelikle yarı soy metaller kuvvetli oksiasitlerle, yani oksijen içeren asitlerle tepkimeye girebiliyorlar arkadaşlarım. Bunlar kuvvetli olması şartıyla ve oksijen içermesi şartıyla asitlerle tepkimeye girebiliyorlar. Mesela nitrik asit ve sülfürik asit gibi. Ama oksijen içermeyen hidroklorik asit gibi, atıyorum cam asidi HF gibi, HBr gibi, bu asitlerle tepkime vermiyorlar. Az önce açık kapı bırakıyor demiştim. İşte açık kapımız bu. Oksijenli asitlerle tepkimeye girebilmeleri. Tam soy metaller, tekrar altını çizerek söylüyorum, isminin hakkını veriyor ve kimseyle tepkime vermiyor. Asit ve bazlarla tepkimeye girmez. Buraya çarpatalım. Sadece bunlar için özel bir durum var. Kral suyuyla tepkimeye girebiliyorlar arkadaşlar. Kral suyu dediğimiz şey aslında 9. sınıf ilk üniteden hatırlayabileceğiniz Cabir bin Hayyam'ın bulduğu bir karışımdır kral suyu. Onu şu sağ alttaki resimde göstereyim. Bakın burada bir altın plaka bu karışımın içerisine bırakılmış gördüğünüz gibi. Ve burada tepkimeye girmeye başlamış. Kral suyu dediğimiz madde aslında bakarsanız hidroklorik asitle nitrik asitin yani tuz ruhuyla kezzapın bir karışımıdır. Altın ve platin bu karışıma maalesef direnemiyor ve tepkimeye giriyor arkadaşlar. Altını bozabilen tek madde bu maddedir. Zaten yine 9. sınıfta biz altının neden değerli olduğunu sorgulamıştık. Aynı şekilde platin de altında aynı mantıkta arkadaşlar. Neden değerlidir? Çünkü kolay kolay kimseyle etkileşmez. Sadece özel asit karışımı hazırlaman lazım. Kral suyu denilen onlarla tepkimeye girer. Bu kral suyuyla olan tepkimemizin denklemini hususi yazmadım. Çünkü sorgulanmayacak, bize de lazım değil. Peki, burada aslına bakarsanız kullanacağımız tek tepkime türü kuvvetli oksijen asitlerle yarı soy metallerin tepkimeleri arkadaşlar. Onu da şurada size genel olarak veriyorum. Bakın, yarı soy metal bir asitle, hatta şuraya oksiasit diye yazayım, oksijen içerdiğini belirtmek için. Oksijen illaki içermesi lazım. Bu tepkimeden, şu ikisinin tepkimesinden tuz, su, tuz su zaten asit baz tepkimesinin ürünü. Ekstradan bir de asitten gelen bir gaz elde ediyoruz. Yani 3 tane ürünü elde ediyoruz. Burada eğer sülfürik asitle tepkimeye sokuyorsanız SO2 gazı elde ediyorsunuz. Yanda hepsini sorgulayacağız tekrar. Ki derişik olması da gerekiyor bu kuvvetli sülfürik asidin bu tepkimeyi verebilmesi için. Nitrik asitle tepkimeye girersek, eğer nitrik asit derişikse NO2 gazı, bunların hepsi gaz formatında. Eğer seyreltik nitrik asitle tepkimeye sokuyorsak da azot monoksit gazı elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi 3 farklı gaz elde edebiliyoruz. 2 farklı asitle tepkimesinden arkadaşlar. Evet, burada bakın, bakırın derişik nitrik asitle tepkimesi yukarıdaki bilgiye dayanarak derişik olduğu için şurada çıkan gazın NO2 gazı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada bahsetmiştim. Hemen örnek tepkimelerimize bir bakalım. Bakır, inceliyorum. Yine buradaki ürünlerin ne olduğunu aşağı yukarı ne olduğunu bilsek iyi olur. Zira
Tam size formül belki sorulmaz. Formülün yani tuzun formülü özellikle sorgulanmayabilir ama çıkacak gazları iyi bilmek lazım. Zaten konunun sonunda boş bir sayfa açıp hangi tepkimeden hangi gaz çıkıyordu bunların hepsini size listelemek istiyorum. Mesela bakırdan başlayalım. Bakır yarı soy metal. Nitrik asitle tepkimeye girmiş. Nitrik asit. Bakın derişik nitrik asit. Hemen sol taraftaki bilgiye dayanarak çıkacak gazın NO2 gazı olduğunu söyleyebiliriz. Artı tuz ve su. Tuz ve suyun üstüne düşmeyeceğim zaten. Aynı bakır bu sefer seyreltik nitrik asitle tepkimeye girdiği zaman da gördüğünüz gibi NO gazı çıkartıyor. Derişik ve seyreltik olmasına göre değişiyor. Yine tepkimeleri incelemeye devam ediyorum. Altta gümüşün sülfürik asit tepkimesi var. Sülfürik asit tepkimeye girebilmemiz için sadece derişik olmamız lazım. Seyreltik olmuyor. Sadece derişik sülfürik asit lazım. Onun sonunda da gördüğünüz gibi SO2 gazı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine civayı da sülfürik asitle tepkimeye sokuyorum. Derişik oluyor ve SO2 gazı çıkıyor. Burada çok fazla ezber biriktiğini düşünebilirsiniz ama az önce söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle özellikle çıkacak olan gazlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha çok sorgulanan şeyler bunlardır arkadaşlar. Şimdi tepkime vermeyen durumlar, onlara bakayım. Mesela bakır diyor hidroklorik asit tepkime vermez. Evet vermez. Neden? Hidroklorik asit oksijensiz bir asittir. Yine sol taraftaki bilgilere bakarsanız böyle bir tepkime yok arkadaşlar. Civa yarı soy metal. Şu üçü de yarı soy. Yazalım şuraya yarı soy diye. Bu oksiasit olmadığı için tepkime vermiyor. Şöyle yazayım. Hatta sebeplerini de oksiasit değil. İkinci de civa bakın kimle tepkimeye giriyor? Mesela asetik asitle. Aslında oksijen içerdiğini söyleyebilirsiniz ama yine sol taraftaki bilgilere bakarsanız kuvvetli asit olmasını istiyoruz. Dolayısıyla tepkime vermez. Çünkü asetik asit kuvvetli değil arkadaşlar. Bize kuvvetli asitler lazım. Kuvvetli değil. Devam ediyorum. Yine civa dan altında ne var? Gümüş var. Yarı soy metal. HBr ile tepkime vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü o da oksijen içermiyor arkadaşlar. Her ne kadar kuvvetli bir asit olsa da oksijen içermediği için yine bu tepkimeyi vermiyor. Şu alttaki tepkimelere baktığımız zaman bunlar da tam soy metaller. Tam soy metaller zaten asit ve bazlarla tepkimeye girmiyordu. Bu bir asit tepkime vermez. Bu bir asit tepkime vermez. Bu bir baz tepkime vermez. Verdiği tek tepkime zaten altta da gösterdiğimiz kral suyu karışımıyla olan tepkimesi. Orada da yine tuz, su ve gaz şeklinde bir çıkışı var. Ama dediğim gibi çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok orada. Geçiyorum buradan. Beşinci tepkime türümüz oksitlerin tepkimeleri. Şimdi oksitler aslında asit ve baz gibi davranan yapılardır diyebilirim size. Asitmiş gibi davranan, yalancı asit, yalancı baz diye isim koyacağım şimdi bunları arkadaşlar. Gerçek asit derken atıyorum HCl, HNO3 onları kastedeceğim ama yalancı asit dediğim zaman oksitleri kastedeceğim. Bu şekilde konu anlatımını ilerleteceğim. Öncelikle oksit ne demek? Oksit arkadaşlar OF2 bileşiği hariç metal ve ametallerin oksijenli bileşiklerine deniyor arkadaşlarım. Burada OF2 olmamasının sebebi OF2'de oksijenin artı 2 yük alması. Oksitlerde maalesef eksi yük almak zorundayız. Artı 2 aldığımız için oksit sınıfına girmiyor ki birazdan göreceksiniz bütün oksitlerin sağ tarafı oksijen olacak. Sol tarafı metal ya da ametal, sağ tarafı oksijen olacak. Bu bileşikte zaten bu söylediğim şey geçerli değil. En önemli iki tanesi ekranda gördüğünüz sol taraftaki metal oksitler ve sağ taraftaki ametal oksitler. Metal oksitler bazik özellik gösterir. Bunun altını çiziyorum. Bunu mutlaka bilelim. Metal oksit dediğin şey aslında bazik özellik gösteren oksitlerdir. Ametal oksitler de bunun tam tersi asidik özellik gösteren oksitler. Bunları ben unuturum, hatırlamam diyorsanız ametal A, asidik A. Buradan hatırlayabilirsiniz. Diğerini de artık doldurursunuz. Tekrar söylüyorum. Metal oksitler baziktir. Çünkü metallerin kendisi zaten baziktir. Bunu az önce de söylemiştik. Metallerin kendisi bazik olduğu için oksitli bileşiklerinde bazik özellik taşıması gayet anlaşılabilir bu durum. Burada arkadaşlarım örnek olarak 1A ve 2A grubunun
metallerinin oksitlerini yazdım. Diğer aktif metallerin oksitlerini de görebilirsiniz. Aynı anlama gelir. Bakın sodyum oksit, Ba grubundan potasyum oksit. Yine kalsiyum oksit, magnezyum oksit, 2A grubunun metallerinin oksitleri. Burada formüllerde ufak bir detay farkı var. O da şuradan ileri geliyor. Mesela Na2O dediğimiz bu Ba grubundan, bir tane de 2A grubundan yazayım, kalsiyum oksit. Bunların yüklerini karşılaştırırsak, birazcık kimyasal türler arası etkileşimler konusunu hatırlamak zorundayım. Sodyum artı 1, oksijen eksi 2. Kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2. Bu adam 2A, bu adam 1A. Aldığı yüklere bakın. Dolayısıyla formüller bu şekilde farklı çıkıyor arkadaşlar. Peki bu metal oksitler ne işe yarıyor? Bu metal oksitler bazik özellik gösterdiği için asit veya asidik özellikteki maddelerle tepkimeye girebilir. Tahmin edebileceğiniz üzere. Neden? Çünkü bazik özellik gösteriyor. Peki ben bunun bazik özellik gösterdiğini kanıtlayayım. Mesela sodyum oksit. Bunu suda çözelim. Suda çözdüğümüz zaman arkadaşlarım bir baz çözeltisine sahip olacağız. Bu da şu şekilde göstereceğim. Sodyum hidroksitin sulu çözeltisi. İyonlaşmış halde gösteriyorum. Neden? Sırf bazik olduğunu gösterebilmek adına bakın. OH eksi çıkartmış. Yani aslında sodyum oksit bileşiği, ki altta resmi var bakın, beyaz bir taş şeklinde. Bunu suda çözdüğünüz zaman direkt sodyum hidroksite dönüşebiliyor. Sodyum hidroksite kuvvetli bir baz. Az önce de söyledim. Bunu biz tepkimeye sokarsak arkadaşlarım, kimle? Asit veya asidik özelliktekilerle tepkimeye sokarsam ne olur? Tabii ki tepkime girecektir. Na2O artı bir tane asit yazıyorum. HCl. Tepkime soktum. Bunun sonucunda NaCl tuzu artı yine su elde ediyorsunuz. Buradaki ürünler aslında sodyum hidroksit hidroklorik asidin tepkimesinin ürünleridir. Aynı zamanda zaten sodyum oksiti arkadaşlarım suda çözüldüğü zaman sodyum hidroksiti veriyor. Yani şuradaki gelen OH sayesinde suyu da çok rahat oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Peki. Aynı metal oksiti bu sefer yan tarafta çalışacağım ametal oksitlerle tepkime sokmak istiyorum. Mesela yine sodyum oksit olsun. Bu sefer yan taraftan ametal oksitlerden karbondioksit seçmek istiyorum. Karbondioksit. Direkt bunları tepkime soktuğunuz zaman sadece tuz elde edersiniz. Su elde etmezsiniz. Burada su yok. Hatta su yazıp üstüne çarpıtayım. Neden su yok? Çünkü bunlar gördüğünüz gibi hidrojen falan içermiyor. Sulu çözelti halinde de değil. Yani özellikle belirtmemişim. Zaten sulu çözelti haline çevirirsem otomatikman su çıkışı olacaktır. Saf halleriyle tepkime soktuğumu düşünürsem su çıkması mümkün değil maalesef. Bunu şu şekilde aklımızda tutmaya çalışalım. Ben az önce dedim ki gerçek asitler var. HCl, nitrik asit gibi. Bir de yalancı asitler. Bunları da oksitler olarak söylemiştim. Burada sodyum oksit bir yalancı baz. Karbondioksit de yalancı asit. Eğer bakın hemen altını çizerek göstereyim. Şimdi karbondioksit yalancı asit. Bu da yalancı baz. Ben öyle isimlendiriyorum. Böyle bir isim yok normalde. Bu ikisi arkadaşlar tepkime girdiği zaman bakın su yok. Ama yukarıya çıktığım zaman gerçek asit ve yalancı bazı tepkime soktuğum zaman gene suyu çıkartabiliyorum. O zaman suyu çıkartmak için bir tane gerçek veya asit baza ihtiyaç gerekiyor. Onların olması yetiyor arkadaşlar. Tabi buradaki sonradan notlarımızı da değerlendirmek için yazalım. YB şuraya yazayım da sonradan ne demek istedi hoca demeyin. Yalancı baz yani oksit. Diğeri de GA yazmışım mesela. O da gerçek asit. Yani bildiğiniz asit arkadaşlar. Buna da normal asit diyelim. Zaten normal asit bazı tepkime soktuğunuz zaman tuz ve suyu bekliyorsunuz. Girenlerden bir tanesi gerçek asit veya bazsa gene su çıkar, ama ikisi de arkadaşlarım yalancı yani oksit bileşikleri ise su çıkmayacaktır. Ametal oksitleri inceleyelim. Ametal oksitlerde az önce söylediğimiz gibi asidik özellikteki oksitler. Bunlara örnek olarak gördüğünüz gibi burada karbondioksit,
azot dioksit, SO2, SO3, PKO5 diye oksitleri vermişiz arkadaşlar. Burada sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sol tarafta ametal var. Ametal sayısının kesinlikle oksijen sayısından eksik olması şartı var. Peki eşit olsa veya büyük olsa ne olur? O bir sonraki sayfada anlatacağımız kısım. Ametal sayısı azsa biz ona asidik oksit yani ametal oksit diyoruz. Hemen tepkimelerini inceleyelim. Bunlar asidik özellik gösterdiği için bazılarla tepkimeye girmesini zaten beklersiniz. Mesela karbondioksit. Bunu önce suda çözmeye çalışalım. Karbondioksit suda çözüldüğü zaman arkadaşlarım karbonik asite dönüşür. Karbonik asit de zaten gazlı içeceklerin bu asitli tadını veren en büyük etmendir zaten. Altta da bir kola resmi var. Sağlığa zararlı kolamız. Bunun içerisinde karbonik asit var. Nereden geliyor? Karbondioksit gazından geliyor. Ametal oksit yine karbondioksit. Bir tane bazla tepkimeye sokalım. Sol taraftaki tepkimelere benzetmek için baz olarak sodyum hidroksiti seçmek istiyorum. Bunun sonucunda arkadaşlarım yine tuz oluşur. Sodyum karbonat tuzu artı su oluşacaktır. Tepkimenin denk olup olmadığını incelemedim. Bir inceleyelim bakalım. Şöyle yaparsak denk hale gelecek. Evet. Altta da metal oksitle yani yalancı bir bazla tepkime sokacağım. Karbondioksiti bu sefer soldaki tepkimenin aynısı olsun madem. Sodyum oksit yine ürün olarak sadece tuz elde ediyorsunuz. Yine su yok. Bunun sebebini tekrar açıklayalım. Şuradan hemen az önceki gibi sarı rengi seçiyorum ve diyorum ki şunların ikisi de yalancı. Şu yalancı asit, şu yalancı baz. Yani oksit anlamı taşıyor. Yukarıda bir tane gerçek baz var. Gerçek baz sayesinde suyu çıkartıyorum. Şu her ne kadar yalancı asit olsa da. Özellikle bu iki oksit türünü mutlaka bilelim sevgili arkadaşlar. İki tane daha vereceğim. Onların çok tepkimelerine de girmeyeceğim zaten. Ama bunların aşağı yukarı ürün olarak ne verdiğini bilsek bizim için çok iyi olur arkadaşlar. Hatta üç tane. Nötr oksit, amfoteroksit ve peroksit arkadaşlar. Nötr oksit dediğimiz şey az önce söylediğimiz ametal oksitlerin aslında bir çeşidi. Burada dikkatinizi ametal sayısına çekmek istiyorum. Eğer ametal sayısı az önce olduğu gibi küçük değil de büyük veya eşit olursa oksijen sayısına göre bu nötr oksit sınıfına girer arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi karbon monoksitte eşitlik var. Azot monoksitte eşitlik var. Diazot monoksitte zaten büyüklük durumu söz konusu. Dolayısıyla bunları biz ametal oksit değil nötr oksit demek istiyoruz. Peki nötr oksit nedir? Adı üstünde. Nötr özellikte. Dolayısıyla ne asitle ne bazla tepkimi vermez. Hatta suyla da tepkime vermez. Şuraya o yüzden tepkime yok diyoruz. Sadece nötr oksitlerin yakılarak oksijenle yükseltgenerek ametal oksitlere dönüşebileceğini söyleyebilirim. Onun için de şuradan bir ok çıkartayım. Eğer oksijenle yakarsak yükseltgenme tepkimesini sokarsak bir önceki sayfadaki ametal oksitlere ulaşabilirsiniz. Bu da ince bir detaydı. Gelelim amfoteroksitlere. Amfoter metal neydi? Hem asitle hem bazla tepkimeye girebilen maddelerdi. Amfoteroksitlerin de aynı mantıkla hem asit hem de bazla tepkimeye girebileceğini söyleyebilirsiniz. Buraya o zaman yazalım. Bunlar hem asidik hem de bazik özellik taşıyabiliyorlar. Kimler? Yukarıda verdik arkadaşlar. Amfoter metallerin hepsini yanına okside ekledim. Oksijeni koydum. Amfoteroksit oldu. Peki hem asidik hem de bazik özellik taşıyorsa hem asitle hem de bazla tepkimeye girebilir. Ürünlerine veya ne çıkacağına vesaire o kadar ince ayrıntıya girmiyorum arkadaşlar. Müfredatı o kadar derinleştirmiyorum. Sadece tepkime var mı yok mu onu söyledik. Yeterli. Son olarak bonus olarak da peroksitleri vermek istiyorum. Peroksit günlük hayatta hidrojen peroksit lafını belki duymuşsunuzdur. H2O2. Oksijen normalde eksi 2 değerlik alabilen 6A grubu elementidir.
Genelde de eksi 2 alır. Ama siz oksijeni eksi 1 aldırabiliyorsanız, 2 tane oksijeni eksi 1 aldırabiliyorsanız, o zaman peroksit sınıfına girer bu. 1A ve 2A grubu elementlerinin o peroksitleri bulunur arkadaşlar. Sadece mesela şu arkadaşlarım, bakın metal diye de ayırmadım. Bunlar 1A grubunun peroksitleri, bunlar da 2A grubunun peroksitleridir. Sadece peroksitin ne olduğunu bilsek yeterli. Başka da bir şeye gerek yok. Zaten fazladan verdim bu kısmı. Son olarak metal karbonatların asitlerle tepkimeleri var arkadaşlar. Metal karbonat ne demek? Karbonatların metallerle birleşmesi demek. Yani karbonat iyonu malumunuz CO3 eksi 2 iyonudur. Bir çok atomlu iyon. Biz bunları metallerle birleştirdiğimiz zaman metal karbonat ismini veriyoruz. Mesela kalsiyum karbonat, kireç taşı diyebildiğimiz. Yine sodyum karbonat arkadaşlar, çamaşır sodası diye bildiğimiz madde. Yine ekstradan sodyum bikarbonat var. O da kabartma tozu olarak bildiğimiz madde. Bunlar asitlerle tepkimeye girebiliyor. Neden? Çünkü karbonatlı bileşikler sevgili arkadaşlarım bazik bileşiklerdir. Dolayısıyla asitlerle tepkimeye vermesini çok rahat beklersiniz. Bakın kireç taşı, kireç çözücü oluşan karbondioksit gazı ve tuz artı su karışımı. Yani bunlar genel olarak tuz, su ve karbonattan gelen, şu altında çizeyim, karbonattan gelen karbondioksit gazı çıkartıyorlar. Bu kireç çözme tepkimesiydi. Altta da arkadaşlar sodyum bikarbonat, mesela bir karbonat diye bildiğimiz maddenin mesela meşhur tepkime karbonatın sirke ile tepkimesi. Bunun sonucunda bakın yine tuz, sodyum asetat tuzu, yine su ve yine karbondioksit gazı çıkışı oluyor arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz üzere kirecin üzerine hidroklorik asit eklemiş ve yavaş yavaş çözmeye başlamış arkadaşlar. Ve 6 ayrı başlıkta tepkime türlerini inceledik. Bunların sonucunda hangi ürünler oluşuyordu en azından bunları bir hatırlayalım ve duruma göre de gaz çıkışı var mı yok mu bunları listeleyelim istiyorum. Az önce de söylediğim gibi. Neden bunun üstüne düşün? Çünkü özellikle test sorularında aşağıdaki tepkimelerin hangisinden hidrojen gazı çıkışı olur olmaz veya hidrojen gazı dışında başka gaz çıkışı olur şeklinde bu tarz sorgulamalar yapıyorlar. Bunlara karşılık arkadaşlar böyle bir listeleme yapalım istiyorum. Mesela ilk olarak asit baz tepkimesi. Bir numara asit bazda. Asit baz tepkimesinden ürün olarak tuz ve zaten su çıkıyordu. Bunu biliyoruz. Hemen suya bir yıldız atıyorum. Daha sonra parantez içinde diyorum ki tepkimeye giren baz NH3 ise su yoktur. Bu bir. Birinci tepkime türümüz buydu. İkinci başlıkta aktif metallerin asitlerle tepkimesine bakmıştık. Bu arada baza eğer saf amonyak varsa o zaman su yok diyoruz arkadaşlar. Sulu çözelti halinde amonyak gazı geliyorsa zaten sulu çözeltide çözülmüş halde o zaman su çıkışı zaten otomatikman var. Ama sadece amonyak saf halde girecek. Onu ekleyeyim hemen. İkincisi metal asit tepkimeleriydi. Ben aktif metal artı asit yazıyorum buraya. Aktif metal asit tepkimelerinden tuz ve hidrojen gazı çıkıyor arkadaşlar. Burada da yine metalin değerlerinin yarısı hidrojen gazının katsayısı diye ek bir bilgi vermiştim. Geçiyorum. Üçüncüsü amfoter metaller. Amfoter metallerin asitlerle tepkimesinden yine ikinci tepkime türünde olduğu gibi tuz ve hidrojen gazı çıkışı oluyordu. Amfoter metaller bir de bazlarla da tepkimeye girebiliyordu. O yüzden onu da yazalım. Yine artı tuz ve hidrojen gazı şeklinde şöyle yazayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisinde de tuz ve hidrojen gazı var. Ancak farkımız bazlı oluşan tuzla asitle oluşan tuzun katyon kısmında biraz farkı var arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncüsü ki en çok karıştırılan yer yarı soy metaller. Yarı soy metaller.
oksijenli asitlerle, yani oksi asitlerle tepkimeye girdiği zaman tuz, su ve asidin gazı diyelim biz. Asitten çıkacak olan gazı veriyorlardı. Yine onların ne olduğunu hatırlatalım parantez içinde yıldız atıp. Eğer derişik sülfürik asitse SO2 gazı. Ondan sonra derişik nitrik asitse NO2 gazı. Bu sefer seyreltik nitrik asit ise de NO gazı veriyordu. Bu ince detay. Bunu da yazalım köşeye. Bu adamlar oksijenle girebiliyor ama oksijen içermeyen asitlerle tepkimeye giremiyordu arkadaşlar. Onu o yüzden buraya yazmıyorum. Sadece ben ürün olarak ne veriyor onun derdindeyim çünkü. Tam soy metallerde hiçbir asitle tepkime giremiyordu. Sadece kimle? Kral suyuyla tepkimeye giriyordu. Onu da yazmadım. Gerek yok. 5 numara. Oksitler. Metal oksitler. Kendileri bazik özellik taşıyor. Dolayısıyla asitlerle tepkimeye girebiliyorlar. Yine tuz ve su çıkartıyoruz. Bunlar ametal oksitlerle tepkimeye girebiliyor. Hani yalancı oksitler hatırlarsanız yalancı asit baz demiştim. Ametal oksitlerle tepkimeye girdiklerinde sadece tuz elde ediyorlardı. Su yoktu. Aynı durum şurada da var. Ametal oksitler asidik özellik gösterdiği için bazlarla tepkimeye girebiliyorlar. Bunun sonucunda yine tuz ve su oluşturuyorlar. Yine ametal oksitler metal oksitlerle tepkimeye girebilip sadece tuz oluşturuyorlar. Zaten bir üst satırda yazmıştım. 6 numarada karbonatlı bileşikler var. Metallerin karbonatlı bileşikleri, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat veya ne bir kalsiyum karbonat, kireç taşı bunlar asitlerle tepkimeye girdiği zaman arkadaşlarım yine tuz, yine su ve karbonattan gelen karbondioksit gazını çıkartıyorlardı. Şimdi burada tepkimeye girebilen bütün olayları yazdım. Giremeyenleri ek olarak işaretlemedim. Şöyle bir genel olarak bakacak olursak arkadaşlar aslında hepsinin temelinde asit baz tepkimesinin mantığı vardır. Asit baz tepkimesi tuz ve su çıkartan bir tepkime tabii ki özel durumlar hariç. Bazen su yerine hidrojen gazı çıkışı görebiliyorsunuz. Şurada olduğu gibi. 2 ve 3 numarada olduğu gibi. Bazen tuz ve suyun yanı sıra fazladan gelen iyonlar sayesinde farklı farklı gazlar çıkartabiliyorsunuz. 4 numarada ve 6 numarada olduğu gibi. Gazları şöyle bir genelleyecek olursam, bakın şurada hidrojen gazı çıkışı var. Burada yine asidin gazından dolayı 3 farklı gaz çıkışı durumu söz konusu. Ve son olarak da karbonatlı bileşiklerin tepkimelerinden çıkan karbondioksit gazı. Bunun dışında yani B oksitlerde 5 numarada. Bir numaralı asit baz tepkimesinde herhangi bir gaz çıkışı yok. Bazı tepkimelerde su çıkışı da yok. Mesela 5 numaradaki ne o? Ametal oksitlerin metal oksitlerle tepkimesinde olduğu gibi onu da yazayım şuraya. Mesela su yok arkadaşlar dikkat. Yine NH3 tepkimeye girerse gaz halinde onda da yine su çıkışı yok sevgili arkadaşlarım. Bu da genel olarak bizim son iki bölümde işlediğimiz tepkimelerin ürün olarak verdikleri ürün olarak özeti oldu sevgili arkadaşlarım. Sorular genel itibariyle işte bu çıkacak olan ürünlerden geliyor. Daha önce de söyledim. Tuzların size formüllerini sorgulamayabilirler. Tuz ve su çıkacağını veya sadece tuz çıkacağını mutlaka bilelim. Artı hangi gazların çıkacağını da bilelim. Ve son kez söylüyorum. Üst düzey bir soruyla karşılaşmadıkça da zaten bunların tepkimelerini yazmak zorunda kalmazsınız. Birçoğunun, asit baz hariç birçoğunun yazmak zorunda kalmayabilirsiniz sevgili arkadaşlar.